Ve Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı temsilcimiz ve tur haftaya Rams Park'a kaldı artık. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan aslında gene net bir 4-2-3-1 dörtlü savunmanın önünde Torreira ve Saray'la beraber Mertens. Solda Kerem, sağda Barış ve en önde Icardi 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Young Boys'da ise Patrick Rahman'dan aslında gene net bir 4-2-3-1 4 savunmanın önünde Niyase ile Luper Hemen önlerinde Ugrinic Sağda Monteiro, solda Ebrim Akole Ve en önde Ganvula 11'i tamamladılar Şimdi abi bu maçın Çok daha büyük bir farkla Tarihi bir hezimetle bitmediği için Başta Okan Hoca olmak üzere Takımdaki bütün futbolcuların Kendi inançları Çerçevesinde Bu gece dua etmeleri lazım Hele 2-0'dan sonra bu kadar kötü yerleşen bir takımın hala 3-2 mağlup olup kendi sahasında 1-0'la yani tek farklı galibiyette 1-0 da değil tek farklı galibiyette çünkü deplasman golünün bir önemi kalmadı artık. Tek farklı galibiyetle turu en kötü ihtimalle uzatacak noktada bu maçı bitirmesi bir futbol mucizesidir abi. Yani Gabriel Saray'ı ayırıyorum. Icardi'yi ayırıyorum. Yarım Toreira ve Batshuayi. 3.5 adamın performansıyla tura ortak olunabilecek kadar kötü bir rakip. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalsa haftaya Young Boys öyledi kaldı Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray. Gelebilecek en düşük kalibreli takımlardan da birisi. Yani gelebilecek en düşük takım profil olarak Young Boys gibi olur zaten. Ve bugün bir kere daha göstermiştir ki bu tartışmasız artık. Galatasaray teknik direktör ve ekibi Şampiyonlar Ligi standartının en alt seviyesinde bile bir teknik adam ve ekibi değildir abi. Abi yarışan bir takım kendi liginin son iki sezon üst üste şampiyonu ve bu Okan Hoca'nın üçüncü sezonu. 3 Üç sezondur. Sadece kendisinden biraz daha atletik veya biraz daha sayızlı ve hafif bir ön alan presi yapabiliyor diye her rakibe karşı oyun bu kadar verilmez. Bu kadar çaresiz kalınmaz. Sen 250 milyon euroluk kadroyu hak etmiyorsun. Okan Hoca ve ekibi. Hak etmiyorsunuz abi. Size fazla. Buna transfer falan yapmayın abi bak yapmayın. Yapmayın. E oldu abi o zaman arkaya Hermoso çekelim. Yıllık 4-5 milyon eurodan 6 milyon eurodan. Orta sahaya Rabio çekelim. 8 Rabio'ya 8 de anasına. 10 milyona Loco'yu alalım. Aa dur ya Loco'nun bağları kopmuştu. Dorgu'ya verelim ya. 11 milyonu da Solbek alalım köyünün önüne bir tane daha sahabe alalım. ve kulübeye de ben oturayım abi. Sahadaki oyun anlamındaki her problemi oyuncu kalitesini arttırarak çözmek teknik direktörlük falan değildir abi. Bak kesinlikle değildir. Eğer Manchester City'de, Chelsea'de falan böyle, sınırsız kaynakla çalışmıyorsan para anlamında. Tamam Premier Lig'de veya ya Barcelona transfer yapamıyor ya. Dani Olmo'yu almak için adamlar ilk aydan çıktığı başka bir iki tane daha oyuncudan çıkacaklarmış. Bak Barcelona rahat transfer yapamıyor. Sana 27 milyon euroya iki tane oyuncu aldılar. İkisi de iyi futbolcu abi. Yelert de iyi futbolcu. Bugün iyi kötü oynamış olabilir. Bak kötü oynamasından falan bahsetmiyorum oyuncular. Ama bir tane oyuncu dokunuşu oyunda rolle görevle çalışılmış bir plan doğrultusunda oyuncunun özelliğine uygun bir görev verilmiş oyuncu yok ya. Sağın en iyisi kim abi? Açık ara Gabriel Sara değil mi? İnanılmaz. Böyle sahada bugün öyle 33 yaşındaki 32 33 yaşında bir modriş gördüm yani. Bak. 33 32 33 yaşında, 34 yaşında falan tam Balondor aldığı zamanlardaki modrişi gördüm sahada bugün yani. Öyle bir top oynamak. Ve bunun sebebi Okan Hoca değil. Tamamen Gabriel Sara'nın oyun içi yeteneklerini saha içinde bireysel sorumluluk alarak, doğaçlama sorumluluk alarak göstermesi abi. Alıyor. Yerleşen boş tarafa, devamlı dikine, devamlı ayağından çıkartıp hareket ediyor, ayağından çıkartıp hareket ediyor. Sara dışında neden kimse hareket etmiyor? Çünkü Sara'nın oyun içi toplu topsuz, toplu oyunda özellikle ama topsuz bir şekilde rakip yarı sahada falan setemete yerleşirken, Sara'nın oyun aklına yaklaşabilen bir de Icardi var. Gerisi seyrediyor abi. Mertensin artık vücut gitmiyor. Torreira'nın, Nelson'un falan risk alacak hali yok. Abdülkerim Allah'tan atıldı. Allah'tan atıldı yani ikinci maçta Galatasaray'ın şansını arttıran etkenlerden biri o. Abdülkerim'in olmaması. Kerem ile Barış Alper de önünde alan istiyorlar. Kerem bugün bir asistle bitirdi. Kerem de çok kötüydü ama. Oyunun genelinde yani. Tamamen Gabriel Sara veya Icardi bugün kim iyi oynadıysa veya Batu kendi bireysel olarak futbolculuk özellikleri olarak sağda neyi iyi yapabiliyorlarsa pozisyona göre bireysel ve doğaçlama sorumluluk alarak oynadılar. Bir takım Young Boys gibi Şampiyonlar Ligi takımıdır Young Boys. Kesinlikle yani bir kesinlikle bir Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kendi yani Young Boys ismi vardır abi. Geleneksel olarak bir Şampiyonlar Ligi takımıdır. Her ne kadar sezona kötü başlayan bir rakip olursa olsun her ne kadar senin Sara, Icardi, Yarım Torreira ve Batshuayi ile 3.5 oyuncu ile bir daha söylüyorum. Üstünlük sağlayabileceğin oyun içinde ve turu bir şekilde orta noktaya getirebildiğin bir rakip olursa olsun bireysel anlamda özellikle savunmacılık noktasında hem top kaybı hem de yerleşik savunmadı abi. inanılmaz derecede sakarlığa müsait bir takım olursa olsun ki Galatasaray pozisyonlara da girdi. Çünkü rakip acayip beceriksiz. Burada hocana rağmen bir şeyler başaramazsın abi. Burası rakip kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi. İşte Şampiyonlar Ligi bu abi. Açın başı dakika 3 1-0 45 artı 4 2-0 değil mi? İki gol birbirinin aynısı. Ve devamında gelen pozisyonlar da yine birbirinin aynısı. Nasıl birbirinin aynısı abi? Gamvula, önde oynayan Gamvula arkasında Ugrinic ile beraber hemen arkasında 10 numara gibi daha serbest oynayan Ugrinic ile beraber yüksek top. Zaten geriden topla çıkan bir takım değil. Yüksek toplarla Gamvula'nın Nelson'la eşleşiyorsa sağa doğru hatta Yelert'in kucağına doğru. Abdülkerim'le eşleşiyorsa sola doğru hatta Köy'ün kucağına doğru. iyice açılıp indirmeye çalıştığı toplar üzerinden Monteiro, Ugrinic ve Ebrimakola'yı da çizgiye açarak oyunda boşluk bulmaya çalışan direkt oynayıp atletizmle, temasla, size'la Galatasaray'ı bozmaya çalışan bir yapı. Dönen toplarda da Galatasaray devamlı yüksek vurduğu için ki birazdan oraya geleceğim. Niyase ve arkadaki Kamar Elen Zukru her topa vurdular zaten. Rakibin planının tek planının, kısıtlı ofansif planlarının ki Young Boys'un bile bir planı var bu arada. O planın işlemesi için rakibe ne kadar çalışılmamış olması gerekiyorsa Galatasaray rakibe o kadar çalışmamış abi. Ya bu korkunç bir rezillik. Ya bu maç gerçekten bak 5 yaş maçında aynı 5 olurdu ya maç. Ve 5-0 olurdu yani. 2-2-2-2'ye iki, iki, falan hayatta gelmezdi bu maç yani. İlk yılda ya da ikinci yarının başında işte Ebrema kola engelip direğe vurduğu top gol olsa maç felaket bir yere giderdi bak felaket bir yere giderdi. Hala tur ortada. Hatta ben bir daha yani Galatasaray hala avantaj. Çünkü Young Boys iyi bir takım değil. Kesinlikle değil. Sadece bireysel kalitenin çözebileceği maç iki rövanşta. Ama hocasına rağmen bir takım bu kadar işte yapabiliyor abi. Hocaya rağmen bu kadar oluyor. Neden? Rakibin boy ortalaması 1.82-1.83. Mustafa topu alıyor. Galatasaray mağlup. 30-35 saniye falan. Mustara topla oyalanıyor. O sırada rakip baskıya yerleşiyor. Gammul'a geliyor. Ugrinich geliyor. Abdülkerim köyün açılıyor bu tarafa. Sara böyle gelsin. Toreyra Mertens. Barış çizgide. Kerem hemen biraz daha Icardi'ye yakın. Icardi burada olsun. Diyelim ki Galatasaray böyle yerleşiyor abi. Rakibin. Mustara. Topu hem ayağında tutuyor. Galatasaray mağlupken oyunun temposunu düşürüp rakibin savunmaya daha net rahat yerleşmesini sağlıyor. Hem de topu ayağında bu kadar tutmasına rağmen Kerem'e arkasında önünde iki tane üç tane hatta 1.90'lık adam olan Icardi'ye veya solda gene en az Barış kadar ki Hacı'ya hakikaten Barış kadar iri yarı Barış'a yüksek top vuruyor. Şimdi fıkrayı anlatıyorum. Rakibin boy ortalaması 1.82-1.83 falan. zebellah gibi bir takım abi rakibi baskıya daha rahat yerleşmesini sağlayacak kadar yavaş hareket ediyorsun. Ve bu yavaş hareket etmenle rağmen sahaya baskıdan topa sahip olma oyunuyla çıkabilecek kadar yerleşemiyorsun. Kaleci topu her seferinde yüksek, hedefsiz, isabetsiz ve rakibin dönen topu alıp senin ekstra yorulacağın şekilde vuruyor. Sana 250 milyon euro falan. Sana 100 milyon euroluk falan kadro yeter abi. Senin arkada Ali Yeşilyurt ve Metehan Baltacı ile oynaman lazım. Sana fazla abi. Sana Victor Nelson, Davinson Sanchez'e falan kim abi ya? Davinson Sanchez'e ne gerek var abi Okan Hoca'ya? Alıyorlar vuruyorlar. Ali Yeşilyurt ile Metehan Baltacı oynasa, Karadeniz'de Günay oynasa Galatasaray bugün 3 gol yerdi abi zaten. 3 gol yerdi. daha fazla yemezdi. Hatta Abdülkerim kadar kötü oynamazlardı. 2 golde kalırdı bence Young Boys o ilk goldeki dağılma nedir abi? Yeler topu burada kaybetti. Abdülkerim'in burada Monteiro'dan yediği bir topsuz fake var. Bak daha top yok. Abdülkerim buraya bir adım attı. Baba dönene kadar gol oldu abi. Üstüne geliyor tut ya tut. Üstüne geliyor kardeşim. Şu maçın ciddiyetini kavrayın. Bu lig maçı değil abi. Yani 18 milyon euro artı playoff'ları geçersen de bir 4 milyon euro daha ekstra alacaksın. 22-23 milyon euroluk maç. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksın. Prestije bak. Artık e, format değişti. Ya biraz ciddiyetine varın abi. Şu işin bu performans nedir ya? Ya Sara bugün insan üstü bir topak. Bu maçtan hakikaten Sara'nın, sadece Sara'nın olduğu bir klip çıkartılsın. De, Sara sayesinde ortak oldu Galatasaray tura. Oyun anlamında. Oyunda kaldı. 2-0'a rağmen oyunu tut tutabildi. En azından bazı bölümlerde. Gerçekten Young Boys'dan 5-6 tane yiyordu Galatasaray. Ama sen daha 20 gün önce ezeli rakibine 5 yere kupa kaybetmiş hocana bir hesap sormazsan bilmiyorum yaptılar mı öyle bir şey. İşte başına bu gelir abi. Bugün de 5'lik oluyordun bugün 3 yedin. Rakip kaçırdı çünkü rakip beceriksiz. Ama bir takım biraz atlet biraz sayızlı bir takıma karşı Edirne'den sınırı geçiyorsun. sayızlı atletik biraz koşabilen biraz pres yapabilen bir takıma karşı helvaya dönüyor abi Galatasaray. O zaman ne gerek var abi ben gideyim niye Goretzka ile görüşeyim. Niye İlkay Gündoğan'ı İkna etmeye çalışayım ki İlkay. Tabii ki City'ye gidecek. Buraya niye gelsin İlkay ya? Ya şu maçı izledikten sonra inanabiliyor musunuz abi İlkay'ın City yerine Galatasaray'ı seçmesine? Ne yapacak ki burada İlkay? İlkay da şuradan, İlkay gelecek stoperden top alacak abi burada. Çünkü çıkamıyorsun. Çizmemiş savunmada. Mustafa alıyor topu. Bir, bir 30 saniye zaten ayında tutuyor Mustafa. Nelson açılıyor. Alıyor. Rakip daha şurada bak şurada. Nelson bir daha Mustara'ya veriyor. Ya abi bir takım şunu hiç mi yapamaz? Şuna hiç mi çalışamaz? Bak gene uyduruyorum kafadan. Abdülkerim açıl. Al topu. Ugrin hiç geliyor. Sara böyle gel. Gamula da buna gelirsen. Nelson açıl sen de. Apo buradan buraya at ya. ya. Buradan buraya at abi. İyice çekelim üstümüze. Kolay baskıya gelsin. Toreira gel. Yevert gel. Mertens gel. Icardi sen de buraya gel. Şuraya gel. Takımın önde baskı yapan rakibe karşı birbirine yakın oynaması lazım ayağına topu her alan oyuncu hareket eden takım arkadaşlarıyla beraber en az 4 tane falan pas opsiyonunu görecek görecek. Top Nelson'daysa baskı varsa böyle hareket edeceksin abi. Devamlı devamlı yani. Devamlı. Zaten bir pas iki pas üçgeni yapıp buradan ikar ile Barış'ı arkaya kaçırırsın. Kerem'i kaçırırsın. Burada döndün merkezde bir boşluk buldun. Mertens biraz top taşır. Buradan Derik Köyne'ni dışarıdan kaçırırsın. Dön terse bu taraftan çıksın top. Yelert'i kaçırırsın. Atletik bir takım. Yani kenar koridorları 4 tane atlet abi Galatasaray'ın. Merkezde Abdülkerim'in, Saran'ın, Mertens'in top kullanılabiliyorsun biliyorsun. Icardi derine geliyor bak. Nefis maç oynadı gene Icardi birkaç pozisyonda. Bağlantı falan çok iyi. Presi önden başlatıyor halde artık. Fizik olarak fit. Hakikaten fit. Ama bu kadar Avrupa standartlarının altında bir hoca ile Galatasaray bir yere gidemez. Ligde zaten 24 kere şampiyon olmuşum. Bana Avrupa'da bir şey gösterin abi. Ardından 45 artı 4'te Monteiro. Kaleci Keller topu vuruyor. Gamula buraya gelmiş bu sefer. Savunma da çizgi sanki. Savunmanın bir tanesi İbrahim'a Konate, öteki Nathan Ake falan. Hani iki, iki soper bunlar sanki. Bir de çizgi savunma kuruyorlar önde. Gamula indiriyor. Gamula'nın indirdiği yerde bu taraftan gene Montero, gene Kön'le Abdülkerim'in tarafından geliyor. Kön zaten uyuyor. Abdülkerim de bozacağım derken kendini bozuyor. Yani rakibin pozisyonunu bozacağım derken çarpıp kendi pozisyonunu bozuyor. Vuruyor. Montero kapattığı köşeden yiyor. E baba ya bir kulübede hoca yok. Herhangi bir baskıdan çıkma planı çalışılmış bir tane antrenman yok. Teknik ekip yok belli. Tek artı stoperlen sol bekim rakibin tek efektif hücum planının hepsinde izin verdiler. Ezildiler. Kalecimde geleni yedi. Buna rağmen tura ortaksam şükredeceksiniz bu gece. Kendi dininiz neyse Gidin abi kendi inancınız ibadetin Şükür gecesi bu gece. Hala ihtimal var Rams Park'ta diye. Bu kadar rezilliğe, kepazeliğe, yetersiz teknik direktörlüğe rağmen. İkinci yarının başında Mustera çıktı. Çok da sakatlık olduğuna inanmıyorum. Günay girdi. Mertens çıktı. Ziyeh girdi. Oyun biraz daha hareketlendi. Çünkü Ziyeh en azından daha geriden gelerek top alıyor da Ziyeh de olmaz. Ya bak mesela merkez orta sahaya takviye lazım. Mertens'le olmuyor. Evet. Kerem Demirbay'ı kullanabilirsin. Berkan'ı kullanabilirsin. Rabio'yu da alabilirsin. Goretzka'yı da alabilirsin. Bunların hepsi olur abi. Ya da başka mesela e Elendin Young Boys'a ki çok da ihtimal yani 50-50 çıkacaklar tura. Ya da 51-49 bence hala Galatasaray. Ama Elendin. Daha genç potansiyelli ucuz bir oyuncuya da gidebilirsin. Oraya oyuncu lazım. Ama oyuncuyla her problemi çözmeye çalışan bir hoca olduğu zaman ben deliriyorum abi. Senin onda birin takım. Galatasaray'daki 3-4 tane oyuncunun maaşını topla Young Boys oyuncuların 25 kişinin maaşı ediyor Hocaları yer değiştirelim Galatasaray 4 atarak dönmüştü İstanbul'a ya. ya Bunu niye kabul etmiyoruz abi Hocaları yer değiştirelim 4 atarak dönmüştü hoca Hocaları yer değiştirelim Siz o zaman izleyin bakayım Galatasaray baskıdan nasıl çıkıyor Çalışan bir hoca olduğu zaman Bu sezonun fark ortaya koyacak hocası Neden Van Bronckhorst diyoruz abi 2 videodur 3 videodur neden Van Bronckhorst? Çünkü çalışıyor bir şey adam ve malzeme yok her herifin elinde. Kulübeden Can Onan'a giriyor ya. Can Onan'a giriyor kulübeden yani. Ardından Batshuayi, Yelert artık bütün risklerin alınması gereken anlıyordu ve girer girmez Batshuayi'nin topa ilk dokunuşu gol oldu abi. 2-1 ardından Hacjam'la person değiştiler. Bu tarafta bir daha Batshuayi 2-1. Şimdi Mertens'in yapamadığı, artık fiziksel olarak el vermediği, topa çok az dokunması gereken, 20 dakikalık bir oyuncu olduğunu Galatasaray'ın niye kabul etmediğini anlamadım. Mertens'in yerine Icardi'nin derinde bağlantı olan, alan boşalttığında orayı skorelliyle ile doldurup Icardi'nin bağlantısına skor yaparak cevap verebilecek oyuncu Batshuayi abi. Yani ilk golde de Bat Icardi zaten içerideyken stoperlerle arka direğe gitti. Savunmanın ölü boş tarafına görmediği tarafa gitti abi. İkinci golde de Icardi ta buraya bağlantıya gelmişken Batshuayi buradaydı ve Kerem de oraya koşu atmıştı. Kerem indirdi Batshuayi vurdu 2-2 oldu abi. Ve ve burada işte Okan Hoca bir hamleyi daha hemen yapabilse Okan Hoca diyor yani kulübede İrfan Hoca Okan Hoca söylüyor tribünden. Belki maç 3-2'ye bile dönebilir de Bak 2-2'ye dönüyorsun. Momentumu almışsın. Rakibin topa sahip olabilme gibi bir yetisi yok. Gene de baskın, pas, o topa sahip olma oyunu temelli güçlü set oyununu rakibin sahasına çöküp bu turun favorisi benim kardeşim. Ben senin 5 kat değerli takımım izlenimini veremiyorsun ya. Ya yetersizsin kardeşim. Ya yetmiyorsun abi. Ya yabancı yardımcı bulun buna bir tane. iki tane 3 tane hatta kondisyonelle falan beraber. Ya da hakikaten şampiyonlar ligine falan kalınırsa paraya kıyın. Şampiyonlar ligine kalınırsa para kalınamazsa eldekilerden de göndermek lazım. Değmez çünkü gerek yok. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa paraya kıyın. Ya bir stoper, sol bek bir orta safhan bitirin abi. Bak bitmez. En düşük profilli takım Young Boys ve 8 tane maç 8 farklı takımla oynayacaksın. Bak türlü rezillikler çıkabilir bak. Real Madrid'ler, Manchester City'ler falan gelebilir yani. Çift taneyi falan görürsün ha ya şaka yapmıyorum. Bu arka tarafla. Çift tane görecek kadar gol pozisyonu verirsin kalende o kesin. Ve kaleci geleni yiyor. Bilmiyorum tehlikenin farkında mıyız abi? Abdülkerim Bardakçı'ya Avrupa Şampiyonası'ndan beri 8 milyon euroluk bir tane teklif gelmez mi ya? Derik köyünü 10-11 milyon euroya nasıl okutamıyorsunuz abi siz? İkisini okutacaksın 20'ye. Sol beki kiralık opsiyonunu çözüp bir tane net stoper indireceksin abi. Oradan gelen 15-20 milyon euronun 10 milyon eurosunu Hermoso'ya vereceksin. Gerekirse 2 yıllık anlaşacaksın. Üçüncü, 2 artı 1 yapacaksın. 3. yıla opsiyon vereceksin. Bir şekilde çözeceksiniz. Yönetim de çözecek. Bana ne? Ama şampiyonlara yine kalınırsa. Monteiro, Niasse ve Gamula. Bunlar da yavaş yavaş kenara geldiler. Niasse biraz enteresan bir oyuncu abi. Şöyle şimdi Monteiro fena bir bitirici değil. Ama çok kazma onların hepsi. Hakikaten Ebru Makola ya. Karı gümrüktü Ebru ya. O bile yıldız gözüktü. O kadar berbat bir savunma var Galatasaray'da çünkü ama e, Niasse'nin enteresan bir kumaş olmasına rağmen 24 yaşındaymış. Biraz e, savruk. Ondan dolayı muhtemelen daha üst seviyeye çıkamadı. Barış artık bitmişti neredeyse. Kenara geldi Düboğa ve Berkan Icardi artık o da 10 kişi Abdülkerim Bardakçı'nın atılıp burada Ugrin için penaltıdan attığı golle maçı kazandı. pozisyonda Abdülkerim atıldı. Berkan girdi bitirdi. Bir daha söyleyeyim Abdülkerim'in atılması tur şansını arttırmıştır. Galatasaray'ın Batshuayi'nin şapkadan çıkardığı tavşan Gabriel Sara'nın benim son yıllarda izlediğim Galatasaray'daki en iyi bir maçta Avrupa maçında en iyi bir Avrupa maçında gösterilmiş en iyi bireysel performans arttırmıştır turu. Gabriel Sara'nın Abdülkerim Bardakçı'nın atılması tur şansını arttırmıştır. Olmayacak olması ikinci maçta. Gabriel Sara'nın burada gösterdiği benim Galatasaray formasıyla hatırladığım bir Şampiyonlar Ligi maçında ya da playoff, Şampiyonlar Ligi playoffunda gösterilmiş en iyi performans olabilir. Bugün Sara'nın oynadığı top. Ve Batu aynı şapkadan tavşan olarak çıkardığı iki gol tamamen golcülük içgüdüsüyle Galatasaray bugün tura tutunmuştur. İnşallah bu takımı Rams Park'a önce gömüp ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidip bu hocaya ekibine falan sakın güvenmeden gerekli net eklemeler yapılarak Galatasaray sezona devam eder. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.